Ayşe Gündüz Hoşgör, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Senex Derneği'nin de kurucu üyelerindenim. Bizim derneğin şöyle bir özelliği var. Biz aslında derneğin içerisinde de kuşaklar arasıyız. Öyle ki ben Özgür'ü kurucu üyelerden, Banu'yu çok eski yıllardan itibaren tanıyorum. 1997'de özellikle Özgür birinci sınıfta öğrencimdi. 2-3 yıl sonra da Banu öğrencim oldu. Özgür'le alan deneyimim de oldu. Batı Karadeniz'de kırsal alanda bir kalkınma projesinin değerlendirmesini birlikte yaptık. 20 yıl kadar önce. O zaman kırsal alanın en temel sorunlarının başında yoksulluk ve çocuk işçiliği geliyordu. 20 yıl gibi bir süre geçti üzerinden ve biz şimdi aynı bölgede çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Ve karşımızdaki sorun kırsal yaşlılık. Aslında bu alan deneyimimiz nasıl hızlı Türkiye'nin kırsalının dönüştüğünü, yaşlandığını da bize gösteriyor. Özgür sonra yoluna yaşlılık üzerinden devam etti. Ve bir sabah bana bir telefon geldi kendisinden. Hocam dedi, çok deneyimimiz birikti, çok çalışmalarımız oldu. İşte Senex'in ikincisini gerçekleştirdik. Bilim merkezi Gökbük'te hayata geçti. Bunu biz bir dernek çatısı altında toparlasak ve bu bilgiyi de kaybetmesek nasıl olur? Çok bana yaratıcı geldi bu girişimi. Kabul ettim. Ve öyle ki şu anda bizim derneğimizin bir diğer kurucu üyesi, örneğin Hatice, Özgür'ün öğrencisidir. Aslında biz kendi aramızda da bir tür bilgi akışını nesiller arası gerçekleştiriyoruz. Ve bunu da gelecek kuşaklara umutla aktaracağımıza inanıyorum. Bu alanı tıbbın altına sıkıştırmamak lazım. Çünkü tıpla ilgili bir mesele değil. Yaşlılık bir yaşam döngüsü. İnsanın yaşamla olan ilişkisi değişiyor yaşlılık döneminde. Ve bunu bir bütüncül olarak ele almak gerekiyor. Bizim derneğimizin bir diğer amacı da bu yaklaşımı alanla birleştirerek, pratikle birleştirerek hayata geçirmek. Yaşlılık çalışmaları aslında disiplinler arası bir çalışma alanı ve sosyal bilimlerin altında yer alması gereken bir çalışma alanı. Nasıl ki çocuklarla ilgili çalışmalar, ergenlerle ilgili çalışmalar sosyolojinin temel çalışma alanlarından biri ise, yaşlılık çalışmaları da öyle. Dolayısıyla bir bütüncül yaklaşım gerekiyor ve bu bütüncül yaklaşımı ancak farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle sağlamanız mümkün. İktisattı, coğrafyaydı, tarihti, yeri geldiğinde diğer sosyal bilimler, hepsi birlikte ancak yaşlılık çalışmalarını yürütebilirlerse bir anlam ifade edebilir. Ama özellikle sosyolojiyle ilişkisini vurgulamak lazım. Çünkü sosyolojinin temel meselelerinden bir tanesi yaşlılık çalışmaları. Dolayısıyla diğer disiplinler bu sosyolojik bakış açısına eklemlenmeli ve bu grubu o şekilde ele almalıyız.